Yurt genelinde yoğun kar yağışı birçok ilde olumsuzluklara neden oldu. Bazı illerde yollar ulaşıma kapanırken araçlar da yolda kaldı. Ekipler ise gece boyunca karla mücadele etti. Bolu'da Anadolu Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilerken, yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 30 santimetreye kadar yaklaştı. Erzincan şehir merkezinde ise kar yağışı etkili olmaya başladı. Şehir merkezine yılın 3. karı yağdı. Gece ve sabah saatlerinde soğuk havanın etkili olduğu Erzincan'da vatandaşlar yağan karla birlikte mutlu oldu. Kar yağışıyla birlikte şehir merkezi beyaz örtüye büründü. Evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar cadde ve sokaklarda kar yağışı altında yürüyüş yapmanın, kar topu oynamanın keyfini çıkardı. Karayolları ekipleri de şehirler arası yolların trafiğe açık kalabilmesi için karla mücadele çalışmalarına hız verdi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ise 5 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırtırken, tünelde çalışan iş makineleri ise kardan dolayı gözden kayboldu. Yüksekova merkezine 50 km uzaklıkta bulunan Dağlıca Köyü yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı kepçe boyunu geçti. Yolun kapalı olması üzerine Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekiplerince çalışma başlatıldı. 5 metreye geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Bitlis'in Tatvan ilçesinde ise hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı ara tatilli olan çocuklar için eğlence aracı oldu. Bitlis'te 3 gündür aralıksız yağan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı, sömestr tatilinde olan çocuklara ise eğlence aracı oldu. Beyaza bürünen sokak ve bahçelerde kar topu oynayıp kardan adam yapan çocuklar hem tatilin hem de karın keyfini doyasıya yaşadı. Öte yandan Kars'ta kara teslim olurken kar yağışı ve tipiden dolayı 69 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yolları da ulaşıma kapanırken şehirde araçlar kara gömüldü. Belediye ekiplerinin ise kar küreme çalışmaları devam ediyor. Karın yağmasıyla şehrimiz bu vesileyle şenlenmiş durumdadır. Allah'a hamdolsun. Geç de olsa çok güzel bir kar yağışıyla efendim karşı karşıyayız. İnşallah önümüzdeki yaz ayları bu karın vesilesiyle daha bereketli, daha verimli olur.